Artık doğaya hakim olmanın değil, doğayla uyum içerisinde olmanın önemli olduğunu, sürdürülebilir bir yaşam ve gerçek mutluluk adına başka bir yol olmadığı giderek çok daha iyi anlaşılıyor. Bu kavrayış kentlerimize, kentlerimizin sokaklarına, meydanlarına, binalarına yeni bir gözle bakmamıza sebep oluyor. Kentlerimiz bir insan gibi akıllı, bir insan gibi erdemli ve bir insan gibi yaratıcı olmasını istiyoruz. Bu nedenle akıllı kent, erdemli kent, yaratıcı kent gibi kavramlarla etrafımıza bakmayı, kentlerimizi bu kavramların ışığında yeniden şekillendirmeye çalışıyoruz. Bu noktada İstanbul'un en büyük kent içi parkı yapma talebimiz ve başlangıcımızı buradan duyurmak istiyorum ki bunun yaklaşık 1 milyon 100 bin metreyi bulan Yaşam Vadisi'nin 250 bin metrekaresi vatandaşlarımızın hizmetinde, 350 bin metresi devam ediyor ve toplamı 1 milyon 100 bin metreyi bulan 7,5 kilometre uzunluğunda kocaman bir parkı, o doğal ortamı tam da bu sebeple kentimiz için hazırlıyoruz. Eğer bir devrim yapılacaksa dostlar, şu bilinmelidir ki devrim tabandan gelir. Kolay bir şey değil ama Roma'yı da bir günde yaratmadılar. Eğer şu ana kadar geldiğimiz gibi yola devam edersek, 2023 yılında Mars'a gitmeyi planlayan insanoğlu için bu seyahat macera değil, kurtuluş olur.